Hangi renk hangi renkle uyumludur? Bu sene hangi tarz bir adım öne çıktı? Hangi ince detaylar görüntünüzü göz kamaştıracak bir hale getirir? Dünyaca ünlü Türk modacı Yıldırım Mayruk, modaya dair hiçbir yerden duyamayacağınız püf noktalarını Magazin 8'e anlat. Bak da kocaman kalçalarda taytlar görüyorum. Duayen modacı Yıldırım Mayruk, vücut tipine göre giyinmenin püf noktalarını açıkladı. Büyük göğsü kaybetmek için, büyük kalçayı kaybetmek için hileler var. Çok şişman bir hanımın bembeyaz giyinmesi. Moda dünyasının yaşayan efsanesi Yıldırım Mayruk, doğru kıyafet tercihiyle her kadının güzel görüneceğini açıkladı. Büyük göğsü kaybetmek için, büyük kalçayı kaybetmek için hileler var. Biz genelde şeyleri, göğüsleri, işte korselerle büyük göğüsleri sıkarak küçültüyor. Göğsün yarısını işte bırakıyorum. Veyahut da yandan takviyeyi de, işten şeyde takviyelerle göğsü büyütüyoruz. 1960 yılından bu yana kıyafet diken ünlü modacı Yıldırım Mayruk, geniş kalça ölçülerindeki hanımefendilerin asla dar kıyafet giymemeleri gerektiğini söyledi. Büyük kalçalar, çok dar elbiseler giymemeleri lazım. Biraz ebeze, ağ gibi etek veya bol eteklerle kalçayı biraz daha saklayabilirler. Mesela sokakta kocaman kalçalarda taytlar görüyorum. Üstünde bol tişörtler. Göğüsleri de büyük olanlar, bu beli çok sıkı olmayan elbise giydikleri zaman göğüs bir nebze olsun daha küçük gözükebilir. Yani çok büyük göğüs çok büyük bir elbiseden, büyük bir kalçadan, çok dar etekten vazgeçmesi lazım. Ünlü modacı elbiselerde birkaç değişiklikle kadınların şık göründüğünü işte bu örnekle açıkladı. Anladım, böyle bir elbise var. Şu anda bunun içinde astarı yok. Biz bu elbiseleri, bakın bu etekler bol. İçine daracık bir etek koyuyoruz, içinde var etek. Etekler daracık, adım attığı zaman bacağı saran. Ama üstteki şeyde, ebezelikle biz onu kamufle ediyoruz. Bu elbise de basen bölgesi geniş olan hanımefendiler için uygunmuş. Yani bu da bakın, üstü küçük, altı birazcık şey olan, geniş olan bir hanımefendi de gayet güzel gözükecek. Göbeği olan hanımefendiler de böyle bir elbise tercih etmeliymiş. Bu yaka açıklığı hariç, bu güzel bir vücudu iyice şey yapan, ortaya çıkaran bir şey ama ne var ki burada karnı bu drape saklar. Kadınların yanlış ölçülerde kıyafet seçimi nedeniyle aslında istemeden ortaya kötü bir görünüm çıktığını da söyledi ünlü modacı Yıldırım Mayruk. Karnı olan hanımefendiler de biraz bol bir drapeyle ben o karnı ve mideyi saklayabiliyorum. Yani çok dar elbiseden kaçınmaları lazım ama maalesef Türk kadını tam tersine çok sıkı giyindiği zaman ince olduğunu zannediyor. Gelelim renk seçimlerine. Siyah ve beyaz renklere dikkat. Tabii ki şimdi çok şişman bir hanımın bembeyaz giyinmesi. Bunun gibi de çok zayıf birisinin daracık bir siyah da ortaya çıkması tam dezavantaj. Tabii ki renk de çok önemli. Yani çok şişman bir hanım bir kırmızı içinde iyice ne göze çarpıyor. Yani biraz daha nötr renkler giyerek o göz alıcılığından uzaklaşması lazım. Hazır giyimin kadınlar için bir dezavantaj olduğu görüşünde Yıldırım Mayruk. Türk kadını yalnız gece giyinir oldu. Gündüz idare ediyor artık. Hazır elbiseyle idare ediyor. Ama bir şey var ki hazır satılan elbise Türk kadının vücuduna uyar mı uymaz mı onu tartışmak lazım. Uymuyor. Tabii ki omuzu güzel, geniş, köşeli, ince, ince belli bir hanım giyecek. Bakın bunun içindeki etek de dar ama üstü bol.